kimseye para yatırmıyorsunuz. Tamam? Tamam. Gelsin. Çok iyi olmuş değil mi? Destekledim. Evet beyefendi, emniyet güçlerimizin böyle dolandırıcılığa karşı vatandaşlarımızı uyarıyor. Evet. Sizce gerekli mi bu? Tabii tabii. Sık sık yapılması lazım. Ki çünkü bilinçsiz insanlarımız çok, bir de bu aralar çok sıklaştığı için. Çok güzel bir şey. Evet, vatandaşlarımızın uyarımında yarar var diyorsunuz. Tabii yani. Tabii tabii, evet. Tabii yarar var. Olmaz mı? E155 yerine de polis merkezlerine intikal ediyor. Şimdi beyefendi, emniyetimiz böyle bir uyarıda bulunuyor. Sizlere telefonlarınıza böyle sizi dolandırma niyetli mesajlar geliyor mu? Ne yapıyorsunuz? Geliyor beyefendi de itibar etmiyoruz. Arayanlara da şöyle bir şey yapıyoruz. İş gerek yok. Biz ilk en yakın emniyet şubesine kendimiz gelip bizzat müracaat ediyoruz. Dediğimiz zaman zaten hiçbir şey kalmıyor karşımızda. İşte bu konuda belki duyarlı ve bilgili olmak lazım. Bilgisi olmayan, duyarlı olmayan vatandaşlarımıza emniyet güçlerimiz bildiri dağıtarak teşekkür ederiz. Kimse de itibar etmesin. Aynen. Teşkilatımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Telefon geldi. Evet. Dedi ki amca dedi, senin dedi paranı çekiyorlar bankadan. Sen bana dedi 25 metre kala bankada orada dur. O parayı çekeni yakalayacağız dedi bana. Evet amca. Ben de tabii doğru karakola gittim. Tamam ben geliyorum dedim. Karakola varınca tabii gecikince bana telefon diyor. Nerede kaldın ya? O zaman komiser dinliyor telefonu biliyor musun? Evet. Dinledi bir şeyler konuştular. Ne konuşarsadık. Tamam amca biz onu yaban şubeye bildirdik. Sen git paket al. Cevap verme bir daha. En iyisini yapmışsın. En güzelini yapmışsın abi. Sonuçta emniyete bilgi verdikten sonra sizi dolandırmaya çalışan yakalandı mı? Ne oldu? Onu bilemiyorum. Tamam biz dedi yaban şubeye bildirdik. Yakaladılar mı? Onu bilmiyoruz abi. Yani siz duyarlı bir vatandaş olarak görevinizi yapmışsınız. Bazı vatandaşlarımız hani bunu ciddiye alıp haberlerde çok izliyoruz. Televizyonlarda olsun, ulusal medyada dolandırıldıkları görülüyor. Emniyetimizin vatandaşlarımızı bu şekilde uyarmasını nasıl karşılıyorsunuz? Tabii çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımdan da daha neyse bunlar iyi bir şey olur ya. Evet, teşekkür ediyorsunuz. En güzel bir şey ya. Anladım. Emniyetimize Allah sağlık sıhhat versin. Sağ olun, sağ olun. Allah uzun ömür versin. Evet, en güzel yapmışsın. En güzel yapmışsın abi. Size direkt emniyete gelemeyiz. Sağ olun. Şimdi beyefendi, emniyet güçlerimiz vatandaşları dolandırma niyetli, kötü niyetli insanları karşı uyanık olmaları için işte bildiriyle ve sözlü olarak uyarıyorlar. Sağ olun. Bu uyarmaya gerek var zannederim. Çünkü herhalde yani. Bu tür dolandırıcılara itibar edenler de oluyor. Ne yapsınlar sizce? Böyle bir şey dolandırmaya. Ama böyle yani duyar olsa daha iyi olur yani. Millete niye şey yapsınlar ki? Kapısınlar bana. Yaşlı kadın büyüttüğümüz şeyini, parasını. Hadi bakalım. İnan ne veriyor? Evet. İşte bu yüzden de yani İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz panay yerinde, çarşı içinde vatandaşlarımızı uyarıyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı günler abla. Sağ olun. Savcıyım, adını kurulmaya karıştırdım. Bunun için bilgi notu dağıtıyoruz vatandaşın bilinçlenmesi için. Alın bir tane. Vallahi şu size göğsüne yol parası yazmış. Bir tane. Kaldı en son. İtibar etmeyelim. Duyar olursunuz bu konuda. İyi günler. Normalden dolandırıcıların kendinden kurtuldu. Zor kurtuldu. Dolandırıcı şey yazmış. Çek. Memur bey. Polisim başkanım savcım diye mesaj atarlar. Ben anlamıyorum. Kardeşim anlamıyorum. Tamam ararlar. Sen yine de dikkatli ol. Biz sizi bilinçlendirmek için sokağa çıktık. Vatandaşımızı bilinçlendiriyoruz. Tamam mı? İyi günler. Çek abla. Resim çekilmez. Telefon dolandırıcına karşı. Sizi polis asker savcı olarak arayan hiç kimseye itibar etmiyoruz. Beni bir arada daha yorumlar.
Tamam, dikkat edin işte. Biz de yani sizden para istemem. Polis basıyorsa biz sizden para istemez. Kimseye para yatırmıyoruz. Bankada para yatırmıyoruz. Tamam, kağıt alalım mı? Biliyor musun? Kağıt.